dy bölü dx eşittir y bölü 6 çarpı 4 eksi y şeklinde verilmiş. Evet, elimizde böyle bir diferansiyel denklem var. Ve yan tarafta çizilmiş grafikte bu diferansiyel denklemin eğim alanı ya da eğim alanlarından biri desek daha doğru olacak. Ve bu grafiğin verilen diferansiyel denkleme ait bir eğim alanı olduğunu doğrulayalım istiyorum. Bunu yapmak için Önce şuraya şöyle bir tablo çizmeye başlayalım. Evet, doğrulamak için birkaç nokta seçeceğiz. Buraya x, y ve buraya da dy bölü dx diyelim. O zaman atıyorum Buradaki noktayla, mesela 1,1 noktasıyla başlayalım. X1, de 1 olduğu zaman, diferansiyel denkleme baktığımızda sonucu, 1 bölü 6 çarpı 4 eksi 1'den 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 buluruz. Eğim alanına baktığımızda da, bu noktadan geçen bir sonucun eğimini 1 bölü 2 olarak vermişler. Güzel. Ve gördüğünüz gibi eğim sadece Y değerine bağlı değil mi? Y 1 olduğu sürece x'in ne olduğu önemli değil. dy bölü dx her şartta 1 bölü 2 olacak. Bu yüzden x 1,5 olduğu zaman bile eğim yine 1 bölü 2 olur. y 1'e eşit olduğu sürece bu çizgi boyunca seçilmiş bütün noktalardaki eğimlerin hepsi 1 bölü 2 olacaktır. Bu sonuca bakarak bu eğim alanıyla diferansiyel denklemin birbiriyle tutarlı olduğunu görmek elbette ki hoş bir şey ama yine de emin olmak için birkaç nokta daha deneyelim bence. Ardından da bu eğim alanını kullanarak bazı çözümleri görselleştiririz. O zaman daha ilginç bir nokta seçelim. Mesela şu nokta olsun. Yok yok orası ara nokta olmasın. Ee, şu nokta olsun. Evet. Burada x1 y de 6'ymış. Evet. Diferansiyel denklemin tanımlandığı biçime bakarsak x'in önemli olmadığını, eğimin sadece y'ye bağlı olduğunu görmüştük az önce. Eğimi de 6 bölü 6 yani 1 çarpı 4 eksi 6'dan eksi 2 buluruz öyle değil mi? O zaman eğimimiz eksi 2. Evet bakalım. Görünen o ki grafikte de eğimi eksi 2 olarak vermişler y6 olduğu sürece eğimin eksi 2 olması gerekiyor ve bunu da eğim alanı grafiğinde yine görebiliyoruz. Umarım bu eğim alanının verilen diferansiyel denkleme ait bir eğim alanı olduğuna artık inanmışsınızdır. Eğer inanmakta zorluk yaşıyorsanız başka noktaları da denemenizi öneririm elbette ama şimdi bu eğim alanını ve çözümün geçebileceği noktaları kullanarak diferansiyel denklemin bazı çözümlerini görselleştirmeye çalışalım. Diyelim ki bu noktadan geçen bir çözümümüz olsun. O halde çözüm nasıl bir şeye benzer acaba? Burada yaptığımız kabaca göstermek olacak ama tam bu noktada eğimi eğim alanının da göster gösterdiği gibi y değeri arttıkça eğim de eğim bu noktadan yukarıya çıktığımızda aslında şunu geri alayım bir saniye. Şimdi bu noktadan yukarıya çıkıp y eşittir 2'ye ulaştığımız zaman y'nin 2 olduğu bütün küçük parçacıklara paralel olmamız gerekir değil mi? y eşittir 4'e doğru gittiğimiz zaman eğim azalmaya başlıyor. O zaman bu noktadan geçen bir çözümümüz olsaydı benim tahminime göre bunun gibi bir şey olurdu. Bakın Y0'a doğru giderken eğim yine azalmaya başlıyor. Bu tabi böyle olur çünkü Y0 olduğunda bu ifade de 0 olur. Dolayısıyla türev de 0 olur. Öyleyse olası çözümlerden biri böyle gözükür diyebiliriz. Bu da bize şöyle bir ipucu veriyor. Diyor ki eğer çözümlerden biri bu noktadan geçiyorsa çözüm böyle bir şeye benzeyebilir diyor. Peki eğer atıyorum bu noktadan geçiyorsa o zaman da şöyle bir şeye, o zaman da aynı mantıkla evet şöyle bir şeye benzer. Burada çözümü bir şeye benzetmeye çalışıyoruz. Bu diferansiyel denklemin gerçek sonucunu bilmiyoruz elbette ama bu sayede hangi tip fonksiyonların veya hangi türden fonksiyonların diferansiyel denklemi sağlayabileceğini görebilmiş oluyoruz ve bu eğim alanındaki enteresan şeylerden biri. Eğer çözümümüzün y değerleri 1 ve 4 arasında ise elde edeceğimiz çözümler de bunlara benzer. Ama peki y değerlerimiz bunlardan daha büyük veya daha küçük olsaydı ya da tam olarak 1 veya 4 olsaydı o zaman ne olurdu? Mesela bir çözümümüz bu noktadan geçmiş olsun. Eğim alanı bize bu noktadaki eğimin sıfır olduğunu söyler. Yani y değerimiz değişmeyecek. Y değeri değişmedikçe de y değeri 4 olarak kalacak. Eğim de sıfır olacak. Öyleyse zaten bunun diferansiyel denklemin bir çözümü olduğunu bulmuş olduk. Y eşittir 4. Bu diferansiyel denklemin bir çözümü. Evet y eşittir 4. Bu sonucu aynı zamanda doğrulayabiliriz. De. Y eşittir 4 olduğu zaman sağ taraf 0 olur ve türev de 0 olur. Öyleyse bu diferansiyel denklem için... Bir çözüm sayılır. Y sıfır olduğunda da aynı şey olur. Y eşittir sıfır da bu diferansiyel denklemin bir çözümüdür. Şimdi eğer yukarıdaki bu noktayı ele alırsak ne olur? Rahatça göre bilin diye başka bir renkle yapayım. Diyelim ki çözümümüzde bu nokta var. O zaman da şöyle bir şeye benzer. Dikkat ederseniz eğim alanını sadece bir rehber olarak kullanıyorum. Eğimin ne olabileceği hakkında bana fikir veriyor. Sıfıra beş noktasını içeren çözüm de o zaman böyle bir şeye benzeyecek. Ve yine bu bizim için bir ipucu. Çözüm sıfıra eksi bir buçuk noktasını kapsıyorsa o zaman da Böyle, evet, böyle gözükür. Umarım bütün bunlar eğim alanlarını sizin için ilginç kılmıştır. Sadece birinci dereceden türev ve x'li y'li terimleri içeren bir diferansiyel denklemimiz varsa, bu denklemde sadece y'li ve birinci dereceden türev vardı, böyle bir eğim alanı çizebilirsiniz. Sadece eğimleri bulmak için çözerseniz çok bir uğraş da gerektirmez. Sonra da bu eğim alanını kullanarak çözümlerin sahip olabileceği nokta yardımıyla çözümleri kavramsal ya da görsel olarak anlamaya çalışabilirsiniz.